Evet, eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu eğitimimizde de karusel konusunu işleyeceğiz. Kodlarımızı kopyalıyorum. Buna da karusel diyorum. Buradan açtığı kopyalayalım. Şu şekilde. İsmini değiştiriyorum dosyanın. Kapatıyorum. Şuraları sileceğim. Şöyle buradan seçiyorum. Delete diyorum. Bütün içeriği sildim. Şimdi buraya hemen bir tane Jumbotron ekleyelim. Hazır komutlardan. Önce şu üstten çıkalım. Şöyle bakıyorum. Evet, komponentin içinde olması lazım. Bakalım komponentin içine. Evet, Jumbotron burada. Bu Jumbotron'u seçiyorum bu şekilde. Şuraya yapıştırdım. Divi seçememişiz. Şu divin açık halini yapalım. Buraya örneğini yazıyorum. Bootstrap. Uygulaması diyorum. Uygulaması dedim. Buraya da içerik kısmı gelecek. Boot strap ile karusel uygulaması projelerimize eklemek oldukça kolay diyorum ve detaylı bilgi diyelim. Detaylı bilgi. 3 nokta koyuyorum. Şimdi kodlarımızı kopyalamamız geri geldi. En üste çıkıyorum ve buradan JavaScript'e geçiyorum. JavaScript'ten karusele geliyorum. Buradan bunu kopyalıyorum. Kopyaladım ve buraya yapıştırıyorum altına. Bu zaten konteynerin içindeydi. Şimdi kaydıp bakıyorum. Burada şimdi nokta nokta olan yerleri doldurmamız gerekiyor. Şu siliyorum en son noktayı. Buraya geldim. Buradan Lorem Pixel'e geliyorum. Burada örnekteki koda baktığımızda genişlik vermişler mi? Vermemişler. Biz bunu şuradakinde 950 900'e 500 diyor. Biz 900 yapalım genişliğini. 900. Yüksekliğinde 460 olsun. Buna fashion diyorum ve kopyaladım. Resmin URL'ini kopya diyorum. Ve şuraya yapıştırdım. Alt etiketinde bir şey yazmamıza gerek yok şu an için. Bunu kapatalım. Tekrar tıklıyorum. Farklı bir tane oluştursun. Bunu kopyalıyorum. Geldim buraya. Yapıştırdım. Tırnağı kapatıyorum. Buradaki div karusel caption kısmına da yazı gelecek. Mesela buraya bootstrap diyelim. İle karusel uygulaması imaj 1 diyorum. Aynı yazıyı kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Buradaki div item yazısını seçiyorum. Bitiş yeri burası. Bunu seçiyorum. Buraya kopyalıyorum. Bunu da 3 yapıyorum. Bunu 2 yapıyorum. Bir tane daha kopyalayalım. Tekrar oluşturdum. Şunu resmin URL'ini kopyaladım. Bu resimler tabi uzun süre burada kalmıyor. Onu da söyleyeyim. Eğer kendi projenizi kullanacaksanız kaydetmenizi tavsiye ederim. Ve dosyamızı tamamladık. Şimdi bir kapatıp dosyanın ismini ben F2'ye basıyorum. F2'ye bastım. Update diyorum. Dosyanın ismini değiştirdik. Pardon, şu tekrar geldim. Google Chrome'la uygulamamızı açıyoruz. Şimdi baktığımız üzere bakın küçük kaldı buradaki resimler. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Oldukça basit. Altına bir Jumbotron daha ekleyelim bence şöyle. En azından hani içerik olsun diye şuradaki alanın altına.
da header'ın altına ekleyelim. Tekrar geldim. Evet, şöyle bakın. Bu header'ın altına eklediğimiz için bu şekilde oldu. Buna da container dersek muhtemelen ortalayacaktır onu da. Bakın bu şekilde ortaladı. Şimdi resimler değişiyor. Gayet güzel çalışıyor ama resmimizin boyutu uymadı. Biz bunu kaç yapmamız gerekiyor? 1170 yapmamız gerekiyor zannedersem. Şimdi tekrar geleceğim. 1170 diyeceğim. Bakalım. Evet, şunu resmin URL'ini kopya diyorum. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Bu 1. Tekrar tıklıyorum. Aynı resim geldi. Bir daha. Evet, şuradaki resmin URL'ini kopyala. Evet, son bir tane daha. Evet, şunu da kopyalıyorum. 3 tane resmimizi 1170 olarak kopyaladık. Şimdi en fazla bir kere ilk etapta bütün, yani en yüksek olan için yapmamız gerekiyor. Evet, bakın şu anda gördüğünüz gibi geldim buraya. Üstüne gelince hafif bir hover etkisi veriyor. Bunları değiştirebilirsiniz yerlerini. Tıklıyorum. Bakın imaj 1, imaj 2, imaj 3 değişti. Bir de küçültüp büyütelim bakalım. Tıklıyorum. Küçültüyorum biraz. Bakın resim bizle beraber. Küçültüyorum, küçültüyorum. Mobile geçtiğimize bakın. Bu şekilde karuseliniz gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Burada mantık şu. İlk resmi bizim eklediğimiz 1170'e göre ayarlamamız gerekiyor. Bunu işte banner yaptığınız zaman bu şekilde ayarlarsanız orada küçülecektir. Veya arzu ederseniz de küçük ekranlarda farklı resimde tasarlayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yani şurada farklı gözüksün tarzında bir şeyler yapılabilir. Ya da ayrı CSS yazabiliriz. Onu projenin içine göstereceğim. Burada göstermeyeceğim. Yani hani en azından farklı CSS'de nasıl gözüküyor, bunu gözükmesini istemiyoruz falan tarzındaki şeyleri. Şimdi bunu bitirdik. Birkaç püf noktası daha var. Onları da göstereyim. Bakın burada JavaScript ile ilgili özellikler var. JavaScript ile yapabileceğimiz. Mesela şurada interval dediğimiz şu kodu bir kopyalayalım. Geliyorum en altına. JavaScript kodlarımız hazırdı burada zaten, açıktı. Şimdi interval dediği 2 saniye. Burada 2 saniyede bir geçecek. Ben bunu mesela atıyorum. Şöyle 500 yapalım. Düşürdüm. Daha da hızlı dönecek. Şimdi bakın. Bakın. Çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde dönüyor. Buradaki interval süreyi ayarlıyor. Bunu mesela 5000 yaparsanız 5 saniyede bir geçecek. Tekrar geliyorum. Bekliyorsunuz 5 saniye. Ve değişti. Üstüne geldiğinizde durmasını istiyorsanız buradaki özellikleri yapmamız gerekiyor. Mesela ne varmış? Pause. Pause yapmak istiyorsak şuradaki alanı yapmamız gerekiyor. Bir de wrap varmış. Şimdi geliyorum. JavaScript'te bir koddan sonra, yani bir özellikten sonra altındaki yazmak için virgül koyuyoruz. Buraya mesela pause ediyorum. 2 nokta. String olduğu için tırnak içinde yazıyorum. Hover diyorum. Ve bakın şimdi üstüne geldiğinde artık süreyi de biraz kısaltalım. Mesela 1000 yapalım. 1 saniyede bir dönsün. Yeniden yükle diyorum. Pardon, şunu diyeceğiz yeniden yükle diye. Bakın şimdi 1 saniyede bir geçiyor. Üstüne geldiğinizde dikkatinizi çekti. Bekliyor. Tekrar elimi çektim. Kaldığı yerden devam ediyor. Bu da bu şekilde. Bir de en son virgülle neydi? Wrap vardı galiba. Ona da bakalım. Wrap blue'un dediği doğru veya yanlış. Yani true veya false değerini alabiliyor. Wrap'ın ne işe yaradığına bakalım. Wrap 2 nokta. False diyelim mesela, bakalım. False. False dediğimizde ne olacak? Görelim. Bir de true yapalım onu. Varsayılan değeri demek ki false'muş. Bir şey değişmediğine göre. Ya da ben algılayamadım. Dikkat etmedim. Bir daha false yapalım. Buradaki wrap uygulamasını çok dikkat edemedim ne olduğuna. Sizin eğer gözünüze çarptıysa. Ama uygulaması da bu şekilde. Buradan kodları yazıp istediğiniz şekilde bakabilirsiniz. Farklı
İşte burada diğer seçenekleri var. Farklı. Evet, bu karusel dersimize burada en son affix dediğimiz dersi anlatacağım. Onu da şöyle örneğini göstereyim size affix'in. Bootstrap affix örneği de burada var. Bakın şu işe yarıyor. Böyle geldiğinizde üst tarafta bir alanınız var. Diyelim mesela bu menü de olabilir. Geliyorsunuz. Bakın içerik buradan aşağı doğru aktığı halde şu sol taraftaki alan, bakın bununla beraber bakın ikinci section'a geçtik. Mesela tıkladığımızda onunla alakalı yere atlıyor direkt otomatik olarak. Oldukça güzel bir özellik. Bunu da kullanacağız. Bir sonraki derste bootstrap affix ile dersimizi sonlandıracağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.